Hepinize yeni bir PUBG videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte 6 yıllık hesabımı tanıtıyorum videosuyla karşınızdayım efendim. Evet, bugün yine benim istediğiniz Ferdi hesabına bayağıdır tanıtım çekmiyorsun. Hesapta neler oldu, ne değişti falan filan video çek diyenler vardı. Ben de dedim ki olur çekelim. O yüzden bugün sizinle birlikte hesap tanıtım videosuyla karşınızdayım. Baştan sona hesabımda neler var sizlere onları göstereceğim. Benim hesabı zaten bilenler bilir. Emekler hesap, yani yıllarımızı verdik. Ne çok para bastık, ne az bastık diyeceğim. Zaten bir yere kadar full Royal Pass kıyafeti var. Onun harici ekstra aldığım şeyler oldu. O kadar. Mesela işte şu buz diyarı 4000 lira girdiydi. UMP'li ikisini aldıydım. Ama bak şimdi sen olsan sen de şu buz diyarını şarka gelince almaz mısın paran olsa? Tabii benim de çok param yok da yani, ama işte bir yandan istiyor insan abi. 6 yıldır bana çarktan vermiyorum, buz diyarını gittim aldım. Almışken UMP'yi de alayım dedim, girdiydi. Buz diyarı vermiyor diye zamanında maskara aldım, maskaradan da girdi. O yüzden biraz şey böyle. Ben sadece ihtiyacım olanları aldığım bir hesap gibi düşünün bunu. Böyle her şeye para basan biri değilim. Hani o şu zırh geldi hadi alayım, o bu araba geldi hadi alayım değil. Normal. Hesabıma zaten biliyorsunuz arada gökten ucuya düşüyor. Onları bilenleri biliyor nereden düştüğünü. Onlarla birazcık yükselttik, o kadar. Şimdi gelelim bu Ferdi'nin hesapta neler var. Öncelikle benim ne kadar çok Fatih olduğumu soranlar var. Orayı göstermeye üşeniyorum ama. Şimdi ben bu oyunda ne zaman rank kasmaya başladım bak. Bu hesap böyle bildiğiniz ilk hesaplardan birisi. Oyun çıktı, ben ikinci gün indirmiştim. Birinci gün internetim yoktu, çok güzel hatırlıyorum. Hatta APK'sını atıp kurmayı denemiştik. Herhalde öyle başladıydım ben. Ne yapalım oğlum, okuldayız, internet yok. Oyun 1.5 GB o zamanlar internet değerli. Yanlış hatırlamıyorsam da 10. sınıftı. Çok yaşlandık oğlum, 6 yıldır oyun oynuyorsun. Şimdi bu Ferdi ilk kez rank kasmaya sezon 9'da başladı. Sebebi şu, sezon 9'da oyuna dönme efektleri geldi. Nasıl yani? Millet sezon 8'de kastı. Hatta belki de 8'de geldiydi. Ben tam hatırlamıyorum o kısmı ama. Oyuna bir dönme efekti geldi, tamam mı? Fatih Ligi, as girişi, işte dönme efektleri geldi. Gelince ben oyunda rank kasma diye bir şey olduğunu öğrendim. Yani rank varmış oyunda. O zamanlar bilmiyoruz abicim. Ondan sonra başladık rank kasmaya falan filan. Baktık abi, o zamanlar ben de sizin gibi 3'ye takımda Fatih olmaya çalışıyorum. Baktık olmadı, sonra 5'ine takımlaya geçeyim dedim. 5'ine takımda ilk kastımda taşıki yaptım. Sonra sezon 12'de 5'ine takımda Fatih'e kastım. Ben ilk kez burada kastım. Burada KDM gözüküyor mu? Gözüküyor. 2.18 KD'li J7 Reis'le olmuşum. 612 maç diyor ama bu 612 maç şöyle. Normalde o kadar değil. Biz hani Fatih olduk, üstüne öyle oynuyoruz, düşüyoruz, X yiyoruz, takılıyoruz falan filan. Bayağı 5'ine takımcı olduk bizde. Sonra 13. sezonda o zamanlar açık lisedeydim. Sınav falan vardı. Kaspo'daydım. 14. sezonda bilgisayar almıştım. Tekli solo squad falan emülatörde yayın yapıyordu, böyle zevkine takılıyorduk. Hani J7'den birazcık daha böyle ayrılmıştım. Artık J7 ile oynamıyordum. Sonra sezon 15'te nereye geldik? Tekli üşeneye. O günden bugüne kadar full tekli üşenedeyiz. O tekli üşeneleri S19'a kadar full J7 Prime ile kastım. Nasıl yani? Emülatörde o zamanlar maç buluyordu. Şimdi C1 S1'den sonra emülatörde maç bulmamaya başladı. Emülatörde maç bulmuyor zaten. Ferdi niye bilgisayarda 60 FPS varken 90 yoktu o zamanlar, telefondan J7 ile oynadın diyeceksiniz. Emülatörde 3. oluyorsun, eksi yiyorsun. Tamam bak, 3. oluyorsun. Eğer 0 kill'in ya da 1 kill'in varsa. Hani örnek olarak söylüyorum bunu. İstersen 5-6 kill al, 3. oluyor. Yani bu sefer de artı 2 artı 3 veriyordu. Ben de J7 ile abi sadece 1 kill alıp ilk 10'a girince artı 10 alıyordum. Mantıken telefondan kasmak daha mantıklı. O zamanlar yayında buradan kasıyordum. Yayın dışı telefondan kasıyordum. Bence güzeldi. S19'a kadar böyle kastık. S19'dan C1 S1'e bir geçtik. iPhone 11 piyasaya çıktı. Buradan gittik 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 ta ki bu sezona kadar. İşte bu sezon 1006'ya geçtik. Ve 8405 puan yaptım tekli üşenede. Türkiye rekoru şu an bende. iPhone 11 ile de kasılır mıydı? Kasılırdı açıkçası ama iPhone 11 çok FPS drop'u yemeye başladığı için ve ben de hani bütçeyi zorlamadan böyle yayınlara devam etmelik bir cihaz aradım. 1006'yı buldum. Aklımda ileride yaz tatilinde tekrardan bir iPhone 15 Pro'ya geçmek var. Niye? 120 FPS geliyor oyuna. 11'i satayım, tableti satayım diyorum. Üstte de ben korum biriktirebilirsem. Alırız diye düşünüyorum. Hayır, hesap tanıtımıydı. Genel rank kasma videosuna gittik. Ben anlamadım ki. Ve bu puanı da tablete ben daha alışamadan yaptım. Bir de alışsaydım o zaman görürlerdi. Bir de şunu da ekleyeceğim. Onu da hesaba geçeceğim. Ben bu sezonda yine bir 6 tane hesap Fatih'e kastım. Bak. Bu puanı yaptığım için 6 hesap Fatih'e kastım. Hesapları Fatih'e kasmasam, full buna odak versem 9K yapılırdı bence. Neyse onu bunu boş verin. Kısaca hesabım bu şekilde. Profil yani Fatih'e rank kasma olayı bu şekilde. Full teklide kastık. Bu sadece benim hesabı Fatih yaptım. Biliyorsunuz ki ben yayınlarda farklı hesapları da Fatih'e kasıyorum. En az 100 tane hesap Fatih'e kasmışızdır. Eskiden 80-90 diyordum. Geçti artık. 100 oldu herhalde. Bir gün oturup cidden sayacağım kaç tane olduğunu. Canlı yayın tekrarları duruyor ama ne zaman bilmiyorum. Herhalde video çekerim. Toplam kaç hesap Fatih yaptım. Wow.
nickleriyle birlikte gösteririm herhalde. Bu arada şu anda oyunda takımlı popülerlik savaşı var. Sizlere zahmet, beleş popülerlikleriniz varsa bana atarsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de bana bir şeyler atanlara atıyorum, haberiniz olsun. Ve advanterimi göstereyim. Şu an hesapta 24 tane araba var, helikopter var, 2 tane 50 binlikten var. Şundan var. Elmas, altın, banknot, mücevherlik, yüzük falan var yani. Varsa elinizde bir şeyler atın, ben de size atarım. Buradan diğer slota bir geçeyim abi. Şimdi hesabımda kıyafet olarak bunlar var. Sizlere böyle tek tek basıp göstermek istemiyorum ama yavaşça böyle kaydırarak göstermek istiyorum. Çünkü tek tek basarsam sanırım bu videonun sonu gelmez diye düşünüyorum. Yani bir saatlik hesap dağıtım videosu çıkar. O yüzden o kadar fazla şey yapmayacağım. Hesabım sezon alttan itibaren Royal Pass açılmış bir hesap. Ondan öncesinde para yok tabi. Nasıl açacağız Royal Pass'ı? İşte öyle. Oynaya sezon alttan sonra full şey yapıyorduk. Sizler de yapıyorsunuzdur şu an diye düşünüyorum. Royal Pass'tan geri gelen UC ile tekrar Royal Pass açıyorsunuzdur. Ben de bu şekilde yaparak bütün sezondan neredeyse Royal Pass açtım. Hesabımdaki kıyafetler bu şekilde. Hemen sizlere yavaş yavaş gösteriyorum. Hani burada baya baya bir şeyler var açıkçası. Kombin olsun, başka şeyler olsun, baya baya benim hesapta kıyafetler var. Böyle göstermek gerekirse cidden baya baya var. Oğlum bitmiyor lan bu. Kaydır kaydır bitmiyor. Zamana göre yaptığımızda en eski kıyafetim en alttaki, ondan sonra benim hesapta biliyorsunuz ki kolcu kıyafeti var. En nadir destansılardan şu an, çünkü oyuna tekrar gelmedi. Ve açıklamasını unutmayın, beni sadece ölüler görür. Burası bu şekilde, onun harici böyle gidiyor. İlk suitlerin seviyesini soracak olursanız Fiore şu an 3 levelde. Bu 1 levelde, bunu shorts videosunda çıkarttık zaten. Bir de altta garibim 2 seviye olan şu var. Bunu da basamadık. Şimdi biliyorsunuz ki ben shorts videosunda ilk suit çıkarttım ya, bana sol aşağıdan buradan 1000 puan gelecek. 600'de bende var, 1600 puan var. Sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum. Zırh X'lere geleceğim. Ben şimdi sizce bunun ölüm mesajını mı açmalıyım yoksa bunun ölüm mesajını mı açmalıyım? Normalde bu Fiore'yi açacaktım. Sebebi şu, daha ince bir karakter olduğu için bunu açacaktım ama sonradan oyuna şöyle bir olay geldi. Mesela bu yükselttiğinizde böyle oluyor ya. Eğer isterseniz bunun seviyeyi geri düşürebiliyorsunuz. Nasıl yani? Şuradan Fiore'ye giyeyim mesela, bak. Yukarı bir seviye görünümüne dokunduğumda bir seviyenin görünümünü giyebiliyorum. O yüzden sizlere bir soru soruyorum. Ölüm mesajını açmak istiyorum. Sizce bunun mu açmalıyım? Gizemli soytarının mı yoksa Fiore'nin mi açmalıyım? Bunu yorumlara yazın. Peki Ferdi hesabında hangi kasklar var diyecek olursanız, hesabımda şu an bu kasklar var. Baya baya kask var. Hani premium sandıktan aldıklarımız, klasik sandıktan çıkanlar, genellikle Royal Pass olanlar falan. Baya baya kask desenimiz var abi. Şimdi hesabımdaki başlara gelirsek, bu başlar şöyle açıklayayım. Destansı başlar var, nihayeler falan filan var. Bunlar böyle hani rastgele günün ilkini çevirirsin ya, öyle çıkan destanslar. Hayır bak, zamanında premium sandıktan bir ton topladık, 10 UC'ye çark çeviriyoruz, destans çıkıyor, sevinemiyoruz. Niye baş çıktı, ne yapacağım ben başı mesela? Ondan sonra böyle göstereyim sizlere, hesabımda baya baya baş var. Her türlü baş var yani, hayvan başları, dinozor, tavuk, ne bileyim maymun, Pochinkeistein aynen, kuzucuk var. Yani burada baya baya geyik var, zebra var, kurt var, her türlü baş var abi hesabımda. Yani horoz kafası da var, ne ararsanız her türlü hesabımda. Penguen kafası, bütün kafalardan bulabilirsiniz. Tavşan kafası, yeni tavşanı da var, eskisi de var falan filan. Baya baya hesabımda böyle bir ton baş var abi. Biliyorum sizin hesapları da var bunlardan bir ton. Bende de baya. En azından gözlüklere geldiğimizde o kadar çok yok yani. O kadar çok yok dediğim bile iki sayfa gözlük var abi. Bu ne lan? Hep gözlük, baksana. Yüz maskelerimize geldiğimizde ise bu şekilde maskeler var. Ben bir tek nihai seti almaya çalışmıştım zamanında. Onun da sebebi yanında helikopter veriyordu ya. O yüzden almıştım. Hani helikopter sürekli böyle solda sağda isminizi çıkarıyor ya. Ufak tefek hani yayıncı reklamı falan. O kafayla almıştım yani. Bu şekilde burası da. Böyle göstereyim sizlere tek 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 tek. Ve gelelim kombinlere. Benim hesapta o kadar çok kombin var ki size anlatamam. Bak ciddi söylüyorum. Her tür kombini neredeyse bulabilirsiniz. Komutan setinin bende zamanında 6 vardı, üstü yoktu biliyorsunuz ki, şapkası da yoktu. Geçen geldiğinde üstünü alamadım, şapkayı alabildim. Şimdi komutan setinin 6 var, bir de şapkası var, üstü gene yok, o gene alamadık. Ya kullanacağımdan değil abi, herkes aldı. Şimdi kaç kişi var oyuna girip kullanan? Yok mesela, herkes ne oldu? İşte şey gibi, bir ara sezon 1 kıyafetleri geldi, herkes bütün lobi kıpkırmızı oldu. Aynı muhabbet abi, herkes aldı sonra bıraktı yani. Benim hesapta şu anda kombin olarak bunlar var, baya baya kombinler var. Ben de sizin gibi kombinlere açıkçası çok değer veriyorum. Hani böyle bir maç setle giyiyorsam iki maç kombin yapıyorum mesela. Yani kombinleri ben de açıkçası seviyorum. Bana göre de kombin cidden çok daha güzel diye düşünüyorum yani. Böyle bunlar var burada. Mavi kombinimiz zaten efsanedir. Çantalara geldiğimizde ise şöyle kaliteye göre yapayım. 3 tane destansı çantam var.
Burada böyle göstereyim. Ben en çok açıkçası şu mavi çantayı seviyorum. Mavi çanta şu kıyafette çok güzel gidiyor bu arada aga. Bilmiyorum. Ya sanki tam bu buna göre ya. Bu mesela buna olmaz, bu da olmaz ama bak şu bir tık olabilir de bence bu kıyafete bu çanta yakışıyor abi. Yani hakkını yemeyelim. Bu arada oyuna isterseniz 500 tane destansı kask getirin. Benim açıkçası en sevdiğim kask her zaman dikenli kask olacaktır. Dikenli kaskın zevkini bana göre hiçbir çanta, şey çanta ne lan, kask vermez. Ya benim şahsi düşüncem o abi. Burada baya baya çantalar var. Birçoğunu premium sandıktan aldım. Hani ben de sizin gibi böyle garanti sandıkları toplayıp alan birisiyim açıkçası. Alt kısma geldiğimizde ise alt tarafta da baya baya bir şey var. Şöyle kaliteye göre yapayım. Destansı etek falan var. Bu hala oyunda mı bilmiyorum bu arada. Eşofman var. Yani burada baya 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 bir şey var ha. Harbi diyorum. Benim hesapta her şeyden var lan. Geldik ayakkabılara, terliklere. Ben kombin yapınca ayağıma terlik giyiyorum. Niye? Çimene basıyoruz oğlum. Ayağımız azıcık toprağa bassın. Biz boşa mı diyoruz yılan yapfattı oldu diye. Ayakkabılarda böyle ayakkabılarım var. Her çeşit, her numara ayakkabı var. Şimdi gelelim silah desenlerine. Seviyelerini en son göstereceğim. İlk önce böyle hangileri var onları göstereyim. Sonra da Aturya'dan seviyelerini gösteririm sizlere. Burada AKM'lerde 13 tane AKM desenim var. Maşallah ki maşallah. Herkeste olduğu gibi bende de M16 ile Scar'dan çok desen var. Hayır, bu M16 ile Scar bolluğu neyden geliyor hala bilmiyorum bu arada. Bende de bayağı var abi. Yani Scar'a bak, 22 tane Scar var abi. Yani 3 tanesi ölüm mesajı, hatta 4 tane olmuş ölüm mesajı. Yani halbuki sen ben birini basıyorum. Oso geldik. M4. Evet, 10 tane M4 desenim var. Zamanında nihai setli aldığım M4 var burada. Keşke onun da bölüm mesajı falan olsaydı da bir işe yarasaydı ya. Çok sade yapmışlardı ama hani oradaki asıl amacım dediğim gibi helikopteri almaktı. O yüzden aldım. Maskarayla buzları zaten full. Benim hesabıma ilk çıkarttığım M4 buydu aga. Renkli grafite M416. Herkes bilmez diyorum. Ah lan. Şunu hatırlayanlar var mı? Alev nefesi. Kör kamufleri zaten hepiniz biliyorsunuz oğlum. Onu söylemeye gerek yok. 10 tane Groza desenim var. Tabi ben ölüm mesajı kullanıyorum. AUK'ta da aynı şekilde 10 tane var. Niye lan bu hepsinde 10 tane var? QBS'den 10 tane desenimiz var. Bunun ölüm mesajcısını ben çıkarttıydım ama takmamışım bile çünkü yükseltmediğimden. Daha sonra burada M7 var. Böyle sizlere göstereyim. M7 ölüm mesajcıyı kullanıyorum zaten. MK47'de 4 tane var. G36'da 1 tane var. FAMAS'ta 3 tane var. Ben FAMAS'ı bilerek aldım. Sebebi şu abi, drop'a gidiyorum. Elimdeki buz diyarı full'ü görünce diyorum ben bu FAMAS'ı almayayım. Ama FAMAS cidden güzel bir silah. Böyle 4x taktığınızda falan hani M4'e göre bir tık fazla tepiyor ama nasıl diyeyim, gidiyor mermiler yani. Arabalara falan spray atarken güzel gidiyor. O yüzden aldım. Ace-32'miz var burada. Keskin nişancılara geldiğimizde 15 tane K98 deseni var. Godzilla K98 var ama hala yükseltemedim onu çünkü abi oyunda malzeme bulmak çok zor ya. Burada bu Freon 24 var. Bence en iyi 24'lerden birisi bu. AVM olarak Neon AVM var bende. Bence Neon AVM'den önce en iyisi Godzilla AVM'dir. Sonra da budur diye düşünüyorum AVM olarak. Burada Win94'te 6 tane desen var. Mosik'te bunlar var. 2 tane AMR var. Şu ölüm mesajla AMR'de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bunu da ben kendim isteyerek aldım. SKS'lerimizde 7 tane var. 9 tane VSS var. Ölüm mesajlı VSS'im yok. Mini'de 10 tane var ama Mini'yi de hala yükseltmedim ölüm mesajlı normalde. MK14'te 3 desenimiz var. SLR'da 6 tane desen var. SLR en son biz short videosu çekerken bunu çıkart dedik. Yok, normal uzun video çektiydim, pardon. Burada QBS'de 8 tane var. MK12'de 1 tane var. Hafif makineliğe geldiğimizde ise Uzi'de bu şekilde 11 tane Uzi desenimiz var. UMP'de 16 tane var. Ben eskiden şu alttaki UMP'yi kullanıyordum. Nerede o kerata? Ha, burada. Oğlum kaç tane UMP olmuş lan ön mesajı? Bunu kullanıyordum. Ondan sonra bunu aldık işte bu Uzi'lerle birlikte. Vektör var 8 tane. Thompson var 6 tane, Bizon var 6 tane, MP5K var 1 tane, P90'dan 2 tane var. Ölüm mesajlı P90 gelirse alacağımı düşünüyorum. Pompalılar bu şekilde. Ölüm mesajlı pompalı desenim bile var. SR2'miz var, onun yok şu an. DBS'i zaten birçok kişi almıştır diye düşünüyorum Real Pass'tan. Burada bunlar var. Henüz alttaki MS2000'e de gelmemiş. 9 tane M249 desenim var. 9 tane DP desenim var. 4 tane MG3 desenim var. Tabancalara geldiğimizde ise baya baya tabanca desenlerim var abi. Yani ne işime yarayacak bunlar bilmiyorum. İşaret fişeğine desen gelsin. Akrepte bile ölüm mesajlı var da basmadım hala. Pembe balta en sevdiğim baltadır açıkçası. Yani benim ilk nadir baltalarımdan. Tabi sonra bu da premium sanatta geri geldi ama olsun yani. Ben bunu böyle sezon 3-4'te falan çıkarttıydım. Yani benim için o kadar eski.
Tava olarak 32 tane tavam var abi. Yani maşallah ki maşallah, hançer bir tane. Arbelat'ta ölüm mesajı, şu arbelat var ama bu takılıymış. Çünkü daha bunu basmadık diye herhalde. Bu dursun ya. Taktik arbelat zaten hiç kullanmadım. Şimdi siz diyeceksiniz, Ferdi bu senin silahlar kaç seviye? Hemen bendeki yapıyorum abi. Famas'ın şu anda ölüm mesajı var. Vurma efekti var. Ayrıca Famas'ın neredeyse her tür eklentisi var. Sandıktan almıştım. Burada Thompson var, basmadım. M16'yı basmadım. Tava'yı basmadım. UMP'nin vurma efekti açık. EBS fullledik abi. Bu bir level. Yani aynı duruyor. S32'miz var. 3 seviye. 4'ü de henüz hala çıkaramadık. Bu UMP'ye 1 seviye. AMR'mizin 4 seviyesi var. Bunu da hala basmadım. Gerek duymuyorum. Tava'mız var. Boş, basmadım. DP var, ölüm mesajı, Bizon var, ölüm mesajı, bir an P90 diyecektim. MP'miz var, bunu da basmadım. MG3 var, 4 seviye. MK var, 4 seviye. Bu bir seviye, bu da bir seviye. Hani bunları hiç basmadım bile. Açıkçası en çok sevdiğim Scar bu. Yani yeşili cidden güzel. İlla vurma efekti olması da gerek yok. Zaten buz diyarı görünce hepiniz bırakıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? Akrep var, bir seviye. Bunu da basmadım. Groza var, 4 seviye, ölüm mesajlı. AKM bence oyundaki en iyi AKM'lerden birisi Gezgin Tiran'dır diye düşünüyorum. Bunu da fulllemek nasip olur mu bilmiyorum da. Ya benim hesapta nasıl diyeyim? Eskiden hiçbir şey yoktu. Şimdi kaç tane yükseltilebilir var, basamıyorsun abi. Çok para istiyor. Valla materyal kasmak kolay değil. Tava var. Ondan sonra burada bu MP var ama gerek yok yani. M7 olarak bence oyundaki en iyi M7 desenlerinden birisi diye düşünüyorum açıkçası, şahsi düşüncem. AUK bir seviye. Burada bu AVM var. Bunu da basmadım. Hani bunlar şey böyle. Sandık geliyor diye bir sandığın içinde 6-7 tane işte sandık oluyor. Oradan silahları topluyorsun, yükseltilebilirler. Ben bu şekilde topladım bunları. Hani ihtiyacım olanları bastım abi. Maskara sandığında 6-7 tane silah aldım zamanında. Ondan sonra burada bu QBS var. Basmadım. DP var. Basmadım. SLR var. Basmadım. Bu Scar var, yüksek ses. Biz buna maskara Scar diyoruz. Bunu da basmadım. Burada bir Groza daha var, boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Bak şu ölüm mesajlı, bunu fulllemeyeceğim. Uzi'den nefret ediyorum. Bak bu M24 mesela ölüm mesajını hak ediyordu. Bu AVM'yi net açmalıydım zaten. M16 olarak bana ilk gelen M16 buydu. Ben de bunu bastım. Bastığımdan kastım işte çıktı hani bu toplu sandıklardan. Ondan sonra burada beşli pompalım var. Bak bu Scar var, basmadım. Bu Thompson var, ölüm mesajlı. Vektör var, ölüm mesajlı. Full hali güzel. Bunu isterseniz kırmızı da yapabiliyorsunuz bu arada ama ben sarı yapmıştım. Ülü bal kabağı skarliği var. Bu da böyle duruyor. Kar98 2 seviye. Hala bunu basamadım. İnşallah basacağım. Maskarayla zaten buz diyarı da full. Hani hesabımdaki silahlar kısaca özetle bu şekilde. Baya baya silah var ama basacak malzeme yok. Bu arada ucuz ve gönlü bir şekilde ucu almak isterseniz lideri pin linki yorumlarda var. Haberiniz olsun, oradan alabilirsiniz. Fiyatlar bu şekilde. Bilmiyorsan diye söyleyeyim. Bir de ben sürekli olarak burada çekiliş oluşturuyorum. Böyle aranızda rastgele 4-5 şey liralık bakiyeler veriyorum. Biri bitiyor yenisi açılıyor. Biri bitiyor yenisi açılıyor falan filan. Katılmak isterseniz üye olduktan sonra çekilişler kısmına basıp buradan çekilişe katıl diyerek direkt katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi silahlarımızı da gösterdiğimize göre gelelim araba desenlerine. 3 tane bundan var. Pickup'a geldiğimizde bir tane kapalı pickup'ın deseni var. Sedan'a geldiğimizde ise baya baya Toroslardan var. Ama ben tabii ki de Dodge'yi kullanıyorum. Daha sonra da aşağıda böyle modifiyeli Toros tarzı bir arabamız var. Mirado'da bu var abi. Eski emekler Mirado'muz yani. Sezon 9'da falan herhalde almıştık bunu, tam hatırlamıyorum. Dodge'den 2 tane var. Niye 2 tane var bilmeyenler için söyleyeyim. Zamanında bunlar Amerika'ya geldiğinde aldıydım ben. Birini 60 UC'ye çıkarttım. Diğerini 2500 UC'ye çıkarttım. Dönüşmüyorlardı. 2 tanesi elimde kaldı. Ben de profilimde arkaya 2 tane koydum. Ne yapayım? Motor olarak Ducati motor var bende. Bunu kendim almıştım. Hani Ferdi almıyordum falan diyecek. Alıyoruz abi yani arada sırada ama ben hani böyle gidip de zırhlara, kıyafetlere basan biri değilim. Zevk alacağım şeylere basıyorum. Zırhtan elbet sıkılırsın abi. Bana göre eğer şu oyunda para yatıracaksanız ölüm mesajı silah aldın abi. Gerisi boş. Araba olabilir bu arada. Ama arabayı da böyle her geleni almayacaksın abi. Yani böyle en çok seveceğin bir modeli aldın, kullanacaksın. Sanki 10 araba alınca bir maçta 10 araba mı kullanıyorsun? Yok, birini kullanıyorsun. Tabi değiştirebiliyorsun da birini alıyorsun yani. Burada üçlü motorda 6 tane üçlü motor desenim var. Bunda bir tane var. Bir tane bu var. Sezon 10. Ah lan. Burada bu var. Buggy'ye geldiğimizde ise 11 tane buggy desenimiz var. Ben ölüm mesajlı olanı kullanıyorum. Ölüm mesajlıyı fulllemedim çünkü yükselttiğinizde böyle lastikler kocaman oluyor abi. Yani o da açıkçası bana gelmez ya. Zaten biliyorsunuz benim arabamın lastiklerine ayar olanlar var. Böyle gördükçe beni patlatanlar var. Ben o yüzden bu lastiği fulllemedim. Tekneye geldiğimizde ise burada bunlar var. Diğere geldiğimizde ise burada da bunlar var. Planör deseni var. Araba desenlerini geçtik. Geldik emojileri abi. Baya baya hesabımda aslında emoji var ama o kadar çok da yok. Nasıl yani? %...
80'i Royal Pass, %20'si de böyle iyi kötü kıyafetlerin, işte zırhlardan gelen bu çıkarttığımız zırh emojileri falan filan var yani. Şöyle sizlere tek tek bunları basarsam çok uzun sürer ama hani destansları göstereyim en azından. Maskara var, işgalci var, savaşçı, karanlık suikastçı var, akülü zırh var, buzlu içecek var, böyle içecek yapıyor falan filan. Ondan sonra bu buzlu zafer kas kırma emojisi var. Böyle kas kırıyor, veriyor. Elf diyarı büyüsü var. Bu hangisiymiş lan? Bunu bilmiyorum bu arada. Doğanın dokunuşu var. Böyle kuş çağırıyor. Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yeşil kuş. Sonra hayat oyması var. Böyle elindekini kazıyor, içinden kuş çıkıyor. Nihayetsetin emojisi var şu şekilde. Ondan sonra burada acıklı gülümseme var. Bu benim Fiorina'nın. Yok, Fiorina değil, öbürü var ya, basacağım. İsmini unuttum şimdi. Burada bir tane kontrol ile geçir var. Haritayı çıkarıyorsun falan. Kızıl pelerin var. Bence bu da gayet güzel bir emoji diye düşünüyorum. Şimşek boksçu var. Nihai setlerden birinden aldıydım. Hangisi hatırlamıyorum. Royal Pass dansı var, yükseltmişsin böyle duruya. Ondan sonra bu en sonki gelen nihai setten bu iki emojiyi çıkarttık. Onun harici buz diyarı var. Bu. Yıl dönümü var. Hani geri kalanı böyle full baktığında Royal Pass abi. Yani emojiler kısmında pek böyle güzel şeylerim yok. Klasik Royal Pass falan filan yani. Ne yapıyorsun kanka? Of, Thompson yargı. Çekici dayı. Ah lan. Oğlum şu mod tekrar yazsın ya. Valla. Geldik paraşüte. Bu paraşütlerin var ya, Allah belasını versin. Her sandık aşamında çıkıyor. Kaç tane oldu sayalım birlikte. 3, 6, 9, 12. PUBG Mobile'cim, sana zahmet şu paraşütün altına kaç tane olduğunu yazar mısın artık yeni güncellemeyle? Her şeyi yazıyorum, bunu da yaz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120 ve 123 tane. Evet. Ölüm sağım solum sobe saklanmayan evi. Yani o kadar çok paraşütüm var artık, sıkıldım paraşütlerden. Süslemelere geldiğimizde bunlar yeni gelmiş. Bunlardan da var, ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Lobide böyle çiçek yaprak falan filan çıkartıyor yani, bu kadar. Kaykaylarımıza geldiğimizde geçen halı planörünü 10 ucuya tek attık short videosunda. İzleyenler biliyor zaten nasıl çıktı, ben de bilmiyorum. Burada bunlar var. 300-400 tane falan aşağıda, onlar efektlerden de var da kullanmıyor. Bende kimse de olmayan ses paketlerinden var. Mesela şu var. Dur şuradan göstereyim, daha iyi gözükür. Bak burada ses paketlerimi göstereyim. Bu Tamuka Zika'dan ne diyorsanız. Bak şöyle bir şey. Şöyle bir şeyler diyor işte. Bunu sezon 11-12'de falan almışımdır. O kadar eski yani. Genç adam var, bu ne? Hadi gidelim. Gitmeyelim. Seni koruyacağım. Beni koruma. Hadi gidelim. İspanyolca erkek sesi. Vamos. Ne diyorsun kanka? Dinozor. Dinozorlar bile konuşuyor. Evet. Klav. Bu kim lan? Нет проблем. Nereden aldığımı vallahi ben de bilmiyorum, şu an görüyorum. Нет. Oktar Kaynarcan'ınki güzeldi ama. Burada ayakta kalacak biri varsa biziz. Herkes görecek. Bize böyle yürümek yakışmaz oğlum. Araç bulalım. Oktar Kaynarcan'ınki bence güzeldi. Ah lan. Çıçı. Victor, Boku falan. Oyunda baya baya varmış lan. Bak Burak Özçelik de var. Yaklaşıyorlar. Buraya gel. Mustafa Ceceli. Yaklaşıyorlar, buraya gel. Yine düşman. En iyisi bu. Yani ses paketlerin bu şekilde. Uçaklara geldiğimizde ise klasik sizin gibi Royal Pass'lardan uçaklarım var. Ekstra olarak bir aşağıda Bruce Lee'nin uçağı var. Başka da yok. Burada bu helikopter var. Hani demiştim ya, nihai setli aldım. Bunu almıştım. Başka da bir şey yok. Burada dinozorlarınki var. Geç. Burada bunlar var. Geç. Burada ayaklarda 79 tane var. Bruce Lee'nin şeyi var. Bombalarda ölüm mesajlı kaç tane bombam var? Bu var. Bu var. Bu var ama silah yükseltmediğin için kullanılmıyor. Bir de en nadir bombalardan şu var aga. Bal kabağı bombası, ama ben şunu kullanıyorum çünkü bunu kullandığımda patlayınca da bir efekt veriyor. Smoke'lara geldiğimizde ise baya baya smoke desenlerimiz var. Klasik Royal Pass'li falan filan. İnşallah ileride smoke desene de ölüm mesajı gelecek, ben bekliyorum. Gelmezse de en azından bir renk gelir ya. Diyeceğiniz ölüm mesajı, smoke falan. Adamı kafaya atarız oğlum, ölür ya, bir şey olmaz. Flash'la geldiğimizde ise flash'ta bunlar var. Molotov'da da bunlar var. Molotov'da da bir 3 tane ölüm mesajı var, ben ama buz diyarınınkini kullanıyorum. Yani UMP ile gelen var ya o. Burada bunlar var, ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Burada bunlar var. Burada bu ne kanka, hiçbir şey yok. Evet, burada hiçbir şey yokmuş.
Grafiti yani göstermeye gerek var mı bilmiyorum da hadi yavaşça göstereyim bak. Çok yavaşça. Evet. Bak arabam var burada. Popülerlik kısmına geldiğimizde ise hesapta işte bunlar var. Daha doğrusu popülerlik değil de en aşağı öğeler kısmı mı diyeyim ne diyeyim orasını siz söyleyin abi. Yani hesap bu şekilde baya baya güzel bir hesabım var aslında ama kombinler benim için daha güzel. Silahlarda dediğim gibi bende olanları böyle kullanacağım. Ölüm mesajda olanları kullanıyorum. Şu arkadaki arabayı düzeltebilir miyim? Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Arka planımı da ben bu şekilde kullanıyorum. Burada partner ünvanım falan var. Ferdi hesabında hangi ünvanlar var derseniz. Hesabımda genellikle aşağı tarafta Fatih ünvanları var. Yukarıda değerli olarak bunlar var. Başka da bir şeyimiz yok. Bir de aşağıda C13 Hex Teme var. 6 kuşak var. Çerçevelerde göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Klasik Fatih çerçeveleri var. Onun harici değerli bir çerçeve yok. Buraya geldiğimizde bu var. Neyim kısmında henüz bir şeyimiz yok. Burada bunlar var. Peki Ferdi evin şu an ne durumda derseniz. Evi açıkçası 25 seviyeye yükseltmeye çalışıyorum. O yüzden şu an evin stiline pek önem vermiyorum. 25 olunca adam akıllı bir ev yapacağım ve hani bir daha şeklini değiştirmeyeceğim. Sürekli şekli değişiyor abi. Şu an en son aldığım parçaları böyle havaya rastgele koydum. Evime falan gelip ziyaret etmek istersen zaten profilimden gelebilirsin. Normal bir ev yani. Böyle bir tane ev. Burada arabalarım falan var böyle. Güzel bir yer yapıyorum. Burayı özendim. Sonra şu yukarıyı gene rastgele attım. Maksat evin leveli yükselsin de hani daha güzel bir şeyler yapayım diye uğraşıyorum. Mesela bu ne alaka ne mantık yani bunu bile buraya koymuşum. Onun harici unuttuğum bir şey olarak yoldaşlar var. Karakterleri zaten göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Aslanımız var abi. Dinozorumuz var. Ondan sonra kurtumuz var. Kedi köpek onlar zaten var. Bir de kartalımız var abi bu kadar. Başka da ekstra bir yoldaşım yok. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince güzel bir şekilde hesabımı tanıtmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi geçer. Bay bay.